Geçtim ya. Heh. Ya şu düştüğümüz hale bak ya. Nasıl bir soğuktur arkadaş. Neyse. Bacak 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 diyordunuz. Abi bacak antrenmanı diyordunuz. Reis artık bir bacak at. Bacak antrenmanı at. Bacak görmek istiyoruz diyordunuz. O gün geldi. O gün bugün. Bugün size bacak antrenmanı çekiyorum. Bir alaf nasıl bacak çalışır onu göstereceğim. Şimdi neden atmıyordum hiç bacak antrenmanı? Çünkü bacak çalışmıyordum arkadaşlar. Yaklaşık bir senedir powerlifting'i bıraktıktan sonra hiç bacak çalışmadım denebilir. Son iki hafta önce Instagram'dan bir post attım. Bu ne yapıyor? Yine odaklamıyor. Bu bir şeyler yapıyor ya. Yani powerlifting'i bıraktıktan sonra hiç bacak çalışmadım. En son geçen Instagram'da bir böyle story attım. Onu da buraya bir yere koyarım. Sonra zaten yaklaşık bir 400 kişi falan abi bacak antrenmanı falan dediler. O zaman da bir kere bacak çalışmıştım yani. Bir yıl boyunca çalışmadım böyle. 2-3 antrenman falan yapmıştım. Ondan sonra kategori değiştirme kararı aldık. Klasik fizikte yarışacaktım. Yarış iptal olmadan önce falan filan. Bacak çalıştım. Sonra baktım bacak çalışır çalışmaz. Güzel bir form yakaladım. Şimdi tabii öyle değil. Şimdi bayağı yedik hayvan gibi kilo aldık. Yani Ankara videosunda biliyorsunuz nasıl yediğimi gördünüz. Bir de o bir gündü sadece. Hani 3 gün boyunca öyle yedik. Hatta bazı günler ondan da fazla yedik. Çekemedim alerjiden dolayı. Çünkü gerçekten bir yandan acı çekiyorum, böyle kaşınıyorum. Her yerim kıpkırmızı. Hellboy gibiyim yani. Bir boynuzum eksik. Bir yandan şey kaşıklıyorum, yemek kaşıklıyorum falan. Öyle bir gündü. 108 kilo gittim Ankara'ya. Geldiğimde burada bu partiye. Ankara'dan indim, geldim, sabah uyandım. 118 kilo çıktım. Yani 10 kilo ya, tabii bunun çoğusu falan aldık. Sonra böyle birazcık diyetimsi bir şeyler yaptım falan filan. Kilo verdik gene. Şu an 112 civarlarında falanım, 111. Tabii bunlardan daha bahsedeceğiz. Şu an aşırı açım. Şu an aşırı aç olduğum için odaklanamıyorum. Sabah uyandım. Koşuk sistemim bu arada aktif oldu biliyorsunuz. Sabah uyandım. Koşuk işlerini hallettim. Sonra hastaneye gittim. Hastaneye gideceğim için hiçbir şey yiyemedim. Hastaneden çıkar çıkmaz böyle bir 300 gram olması lazım. Pirinç yiyebildim sadece. Sonra geldim, şimdi antrenman öncesi öğünümü yiyeceğim. Birazcık yüksek kalorili olacak. Bacak gününe özel fix standart bodyci tribi. Bacak gününe özel yüksek kalorili bir öğün olacak. Daha bahsedeceğim şeyler var aslında. Koşuk sisteminden falan bahsedeceğim. Açtım. Kontenjanımız doldu tabii ama en azından ilerisi için nasıl ilerliyor onu göstereceğim size. Ondan önce ben şu açlık artık dayanamıyorum. Gidelim. Şu mu peki? Nerede o betalenin? Onu attım arkadaş. Atmadım da betalenini sakladım. Betalenin bizi bitirdi. Bu zamana kadar o yaşadığımız bütün o alerjik sıkıntılar Ocak ayından beri şeydenmiş, betaleninlenmiş. Bizi bitirdi yani. O diyet başladı. Ben diyet başladığı için betalenini alayım dedim. Hani pre-workout iyi olur. Sonra zaten toparlayamadık. Umarım gözüküyordur. Yani gözükmüyorsa da göstereceğim. Şimdi neler yapacağız? Öncelikle şunu bir çıkaralım. Şuna bir su koyalım. Yeter. Şimdi daha iyidir diye tahmin ediyorum. Odakladı mı peki şu an beni? Odakta mısın? Neyse. Şuna basalım. Ulan ne güzel odaklıyordun son 2 haftadır. Şimdi 100 gram. 100 gram mı atsak, 150 mi atsak? 100 atalım. 100 gram yulaf. Bu arada makroları da çıkartayım yavaş yavaş. Nasıl beslendiğimden bahsedeceğim çünkü. Bu oyunun makrosunu çıkartırım sağ üstte. Yani 100 gram yulaf. Şimdi asonat fıstık ezmesi. Ya şunların güzelliğine bakar mısın? Açabilirsem. Kıvam gerçekten çok güzel. Şunu biraz karıştıracağım tabii şimdi. Şuna bakar mısın ya? Bundan bir 20 gram orada olsa bir 30 gram daha, 50 gram toplamda koyacağım. Neyse biraz abarttık, sıkıntı yok. Bundan koyduktan sonra tekrar kameramı yerine alayım. Sonra 50 gram kuru üzüm. Son dokunuş, altın vuruş, üzüm pekmezi. Bu da 50 gram kadar olacak. Ha, var mı zaten? Vazgeçtim. 30 gram falan koyacağım.
Toplam bir 2000 kalori yakın olmuş mudur? Bakalım hemen. Üzüm, kuru üzüm. Bir de üzüm pekmezi 40 gram. Üzüm pekmezi. Suyu fazla koymamak çok önemli. Suyu fazla koyunca çünkü böyle cıvık, çok leş bir yapısı oluyor. Öyle az koyacağım. Yedireceğim abi. Ya şu görüntünün güzelliği mi peki ya? Gerçekten yani sabahın saat 11'inden beri bunun hayalini kuruyorum. Aşırı iyi. Şunu yiyene kadar konuşmayacağım. Doyduğumuza göre şimdi konuşabiliriz. Artık dikkatimi verebilirim yani. Şimdi neden tekrardan bacak çalışmaya başladım? Çünkü artık kategori değiştiriyoruz arkadaşlar. Eskiden bazılarınız hakimdir konuya. Atletik fizik yapmak istiyordum. Yani bu şortla yarışılan grup. Bacakların gözükmediği. Fakat sonra fark ettik ki aslında çok da kötü quadlarım yok. Fena bacaklarım yok yani. O yüzden fıstık ezmesinden konuşamıyorum şu an. O yüzden klasik fizik yapılabilir dendi. Hemen stratejik hesaplamalar sonucu klasik fizik yapmaya karar verdik. Durum bu. O yüzden bacak çalışmaya tekrar döndüm. Bugün de gerçekten bundan 2-3 hafta önce falan çalışmıştım. Ondan sonraki ilk bacak antrenmanım olacak. Hep beraber göreceğiz. Eski powerlifter tekrardan squat yapmaya başlıyor. Bakalım neler olacak bugün. Onun dışında koşluk sistemini açtım arkadaşlar. Daha önceden bahsetmiştim zaten. 2 video öncesinde olması lazım. İlk başta 20 kişilik bir kontenjan açtım. Çünkü okulum var biliyorsunuz. O da çok yoğun. Ona da vakit ayırmam gerekiyor. O yüzden 20 kişinin üstünü alamayacağımı fark ettim. O yüzden 20 kişinin üstü almak çok benim için karambol olurdu. 20 kişi aldım tam. Bu hafta ilk 10 kişiyi aldım. Sonraki hafta da yani şu an kontenjanlar bitti zaten. Sadece programlamalarını yapıyorum. İlerleyen zamanlarda kontenjan açılırsa diye biraz bahsedeceğim. Çünkü çok soruluyor işte nasıl ilerliyor sistem falan gibisine. Şöyle bir sheet dosyası oluşturuyorum. Burada işte tartım, makrolar ve beslenme. Burada besinler kısmı var. Refeed günlerini planlıyorum. Antrenman, kardiyo, supplements, RP sistemi ve makro nasıl sayılır? Bu ikisi bilgiyle alakalı. Antrenmanını, beslenmesini programlıyorum. Haftalık takibini yapıp değişimler yapıyoruz sürekli makrolarda. Görüntüye göre, hedeflere göre. Ondan sonra günlük tartı takibi falan. Bunlarla ilgileniyoruz. Genel anlamda yani ilgilenilmesi gereken bütün her konuyla ilgileniyorum. Koşluk durumu böyle. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Bu arada yarın yine size sürpriz bir video çekeceğim. Sizin çok sevdiğiniz tarzda bir video olacak. Bayıldınız yani. Ben bu kadar bayılacağınızı bilmiyordum. O yüzden onun da haberini vereyim. Bu videodan sonra onu izleyeceksiniz. Şimdi saat kaç? Saat 2. Ben bir 2 saat şunu sindirmekle uğraşayım. Ondan sonra antrenmana geçeriz büyük ihtimalle. Bu arada bu ve diğer ürünleri ALAF10 kodu ile Woof Gym'den alabilirsiniz. Hem kardeşinize ufak bir destek naçizane. Hem de aynı zamanda indirim yakalayabilirsiniz. Ne alacağım başka? Oversize alındığına göre şortum yok. Şimdi bir yıldır bacak çalışmadığım için gerçekten şort giymedim hiç. Uzun zamandır. O yüzden ve gidip alacağım şimdi bir tane. Bir tane gidip alabilirim. Ya da şöyle bir şey var. Belki olur. Çok olacağını sanmıyorum ama. Öğrenci gibi öğrenci be. Adam bana gelmeden önceki bütün uyguladığı programların Excel'ini atmış be. Ağırlıklar dahil. Gel de böyle adamla çalışma yani, anladın mı? Mükemmel ya, mükemmel. Soruyorsunuz abi bu dirseklikleri nereden aldın diye. Bunlar aslında dizlik normalde. Fakat ben bunları aldığımda yaklaşık 50'lik bakır boyutlarında bacaklarım olduğu için artık kollarım oluyor. Güzel değil mi? Ya güzel de sana kısa olur bence o birazcık. Çok mu kısa? Yani bence. Kanka zaten olayı bu değil mi bunların? Bu var başka alabileceğimiz. O kanka o çeçen şortu gibi moruk. Hangisi? Gri çok uzun kanka. Bir de oğlum senin de boyun uzun o yüzden. Kanka eşim bana altı da alacağım. Ya bu vücudu.
Bir takım paralar yapmış. Çok güzel değil mi lan? Bence değil. Yani ciddi söylemedin diye düşünüyorum. Bunu siyada okuyayım. Bunu varsa aldım. Bak. Almayayım mı reis? Öyle bakma bana. Aldım kanka. Yorumlarda abi acun alıcalı. Bu ne? Oğlum hepsi sizin için lan. Bacak dediniz, bacak çalış abi dediniz. Şortum yoktu, gittim sizin için şort aldım. Aslında kanka bende bir tane şort var. Onu mu giysem? Nerede mi? Ya sen bir senin için. Almıyorum lan, şort almıyorum. Bunu alacağım ama. KDV'den düşüş. Alper, modayı sen mi yaratıyorsun? Çekinmesek gidecek sandım. Bir bacak çalışma yok mu bende? Yok kanka, bugün sırt. O bende çalışıyor. Kahve içiyor musun? Hocam senin boyun mu çekti ya? Suyu attım ya kanka şimdi. Ha, suyu mu attın? Gidiyor ya. Hocam dur bakayım. Aa, %5. Ama şu yuvarla kalırsan seninkini azıcık okmalarım kanka. Hocam siz? Ha? Siz kahve... Hocam bir şekilde. İçtiniz mi? Ben şey... Sade olsun. Tuzlu olsun. Bu soğuk havada da ya buzlu içmeyin ben. Gerek yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İsim neydi? İyiyim. Memnun oldum. Hep burada mısın? Ben Zorbin'de çalışıyorum da genelde. Bu hafta desteğe geldim. Tamamdır. Çok sağ olasın. Çok sağ ol. Adam gibi adam. Yiğit. Kanka bu videoyu izliyorsan çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok güzel bir jestti. Bu antrenmanın hakkını senin için vereceğim. Sonra buraya geldim. Bir daha sıkıyorum. Ne yalandasın hocam? Öyle mi? Ne zaman yalan söyledin? Ne var? Ne var? Kamera ben bakıyorum. Niye kamera tutuyorsun diye bakıyorum. Çeksene beni. Kamerayı verince elim şuraya şey yaptı, bir ayarı bozdum ona göre. Neyi bozdun? 125'e aldım. Neyi aldığımı da anlamadım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buradan bir şeyin döndüğünü hissettim de nerenin döndüğünü çözemedim. Tekrarda biraz zorlamış gibi oldu.
hafta içinde toparlanır herhalde. Formosuz değil mi? Ya zorlandım benim de. Aynen. Adam set arasında bile PT'ye devam ediyor be. Adam set arasında bile PT'ye devam ediyor diyorum. Devam abi. Öğrencileri boş bırakmak çakmaya yok. Devam. Range of motion, dibine kadar ineceksin. Fazla takmana gerek yok. Baba.